Arkadaşlar selamlar. Bu haftanın konusu 3 boyutlu yazıcılar ile ilgili. Şu anda daha önce bir videosunu çekmiştim ama o videoda geçen Tebow Tarantula modelini elimden çıkardım. Yeni bir model printer kullanıyorum. Bu Creality CR10S modeli. Tebow ile arasındaki farklardan bahsedecek olursak özetle bir defa öncelikli olarak çift Z eksenine sahip. Gördüğünüz gibi bu step motorları var. Bu daha iyi bir Z'de yükselme ile birlikte daha sağlıklı baskı almasına yardımcı oluyor printer'ın. İkinci en büyük farkı da bu tablanın 300'e 300 olması. Daha büyük parçaları basabiliyorum bu şekilde. Onun dışında komple sistem aslında mantık olarak aynı. Sadece firmadan firmaya bazı kalite farkları oluşuyor. Mesela Tebow modelini aldığınız zaman komple demontaj olarak geliyor ama bu model neredeyse %80-90 oranında montajlanmış şekilde geldi bana. Sadece bu gördüğünüz dikmeyi vidalıyorsunuz ve birkaç tane kablo bağlantısı yapıyorsunuz. Ondan sonrası direkt baskıya hazır. Bu teknoloji, bu 3 boyutlu yazma teknolojisi FDM olarak geçiyor. Yani filament malzemeden direkt olarak bir tane step motorun hot end'e malzemeye sürmesiyle birlikte malzemenin eriyip diğer 3 eksende hareketle parçanın aslında basılması, en kaba tabirle. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi bu teknolojide genel olarak tabla sıcak oluyor. Bir tablanın sıcaklığı ayarı oluyor. Mesela şu anda ben ekranda göstereyim, 70 derece kullanıyorum. Bir de hot end sıcaklığı var. O da buradaki baskı kafasının sıcaklığı. Malzemenin erime sıcaklığına göre bu değişebilir. Şu anda ben 210 derece olarak bunu kullanıyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi %83 oranında baskı tamamlandı. Buradaki teknik özelliklerden aslında çok kabaca bahsedeceğim. Çünkü hemen hemen her kanalda bununla ilgili detayları bulabilirsiniz. Bir defa insan niye 3D printer ya da Türkçesiyle 3 boyutlu yazıcı alsın evine? Şöyle söyleyebilirim, hayal edebileceğiniz her şeyi basmanıza bu makine yardımcı oluyor. Mesela birkaç tasarımı göstereyim. Bunu internetten indirip değiştirerek yapmıştım. Kanalda videosu var. Bu benim tasarladığım PCB drill olarak geçen basit bir matkap. Daha sonra bu litofenleri tasarlayıp basmıştım YouTube kanalımız için. Burada bir oyuncak pres makinesi var, yine benim tasarladığım. Burada oyuncak çamaşır makineleri var. Burada bir mekanik tablo var. Burada gördüğünüz gibi SCADIS üzerine tasarlanan tutacaklar var. Sonra burada bir mini radyomuz var. Bunlar hepsi sadece printer'ınızın olmasına bakıyor. Burada bir telefon tutacağı var, tripoda tasarladığım. Yine burada bir akvaryum için otomatik balık yemleme var. Her gün saat 8.30'da sekmeden balıkları yemlemeye devam ediyor. Yani bunun gördüğünüz gibi sonu yok. Bu tarz işlere meraklı olan herkesin evinde bulunması gereken bir cihaz. Modeli ne olursa olsun. Bence şu anda Creality CR10S modeli fiyat performans açısından gayet iyi. Bunların sanırım Pro'su var. Tek farkı şu kontrol paneli tablanın altına geliyor. Daha az yer kaplıyor. Aslında söyleyeceklerimi bu kadar çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu işlere meraklı olan herkesin bir tane sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda giderek artan bir trendle herkes evine bir tane almaya başladı diyebilirim. En azından benim çevremdeki insanlar birçoğu almaya başladı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Takipte kalın. Bu makineyle ilgili daha birçok şey yapacağız. Görüşmek üzere.